neredeymişim be? Kirden kararmışsın öyle. Ay. Ya anne ya, yıkandık paklandık da kirli kıyafetlerle mi dolaşacağız? Ha. Cemre, sen Emel ablanın odasına git, dolabını aç. Oradan istediğini giy kızım. Biz annenle villaya geçeceğiz, tamam mı? Bana bakın, sakın açık vermeyin. Sessiz olun. Tamam ana. İyi, hadi git bak madem. Allah Allah. Bunlar da pek sıkı fıkılar bu ara. Sürekli beraberler. Lütfi, buradan sağa dön. Muzaffer Bey, korkarım yanılıyorsunuz. Şirket sol tarafta. Sağa dön dedim Lütfi. Ne demek? Evet efendim. Sağa dön demek. Şey, ben Azim ablayı aradım da sen bir çağrı versen. Onlar çıktı hani... Şey yani Nefise Hanım'la çıktı onlar, villaya gittiler. Nefise Hanım'la. Ya ben Azim ablayla konuşamadım da. Neyiniz oluyor sizin? Akrabamız oluyor. Uzaktan mı yakından mı? Az uzaktan, çok yakından. Ne fark eder? Ya Nefise Hanım, o neyiniz olur? Kız. Ha, Azim abla. Ne arıyorsun sen burada? Azim abla, seni arıyorum ben içeride göremeyince. Öyle mi? Neden beni arıyorsun? Terşehriye bitmiş. Yani Onur Bey terşehriyesiz pilav yemiyor ya. Hani ben bittiyse bir koşu gideyim alayım dedim ha. Öyle mi? Ha. Bir işi de bensiz yap be. Sen şimdi terşehriyeyi bırak da... Onur Bey kahvaltısını bitirdi. Git masayı topla. Peki abla. Bu cımcırığın bir karın ağrısı var ya. Dur bakalım. Ağzından laf almaya çalışıyor değil mi? Gir içeri. Bana bakın. Kimseye Nefise annemiz, akrabamız, hısmımız demeyeceksiniz. Ay tamam Allah, söylemeyiz. Hatta şey deriz, yedi kat yabancımız deriz. Hatta şey deriz ya, bu boyuttan değil ki. Yani paralel evren yolcusu falan deriz ha. Annemle akraba olduğunuzu da mı sakladın hala? Sakladım tabii kızım. Mahalleden komşum falan dedim işte, bozmayın. Allah Allah. Hadi bizi anladım. Çocuksuz birini arıyorlar diye de sen akraba olduğunuzu niye saklıyorsun? Ya niye saklamayayım? Sizin yüzünüzden sonra işi bırakacak. Kabak benim başıma patlayacak. Bakın, birisi sorarsa siz de ona göre konuşun, tamam mı? Yalanlar içinde yüzeceğiz yani. Halamdan öğreneceğimiz ilk ders abla. Nasıl yalan söylenir? Bana bak. Terbiyesiz. Ağzını topla, senin ağzını yırtarım. Sanki bunları kendim için söylüyorum. Nankörler. Ya tamam. Söyleriz yalan. Ne olacak ki? Ama önce bu konuda uzman olmamız lazım. Halacığım, yalanlarımı ilk senin üzerinde deneyebilir miyim acaba? Ben de senin üzerinde sonra bir şeyler deneyeceğim. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.